Hastanın durumu nedir? Hasta 24 yaşında. Birkaç saniyede bir hücum eden şiddetli tiklerinden dolayı güçsüz düşmüş. Tikleri için aldığı ilacın etkisiyle becerilerini kaybetmiş. Hareketlerini zamanlamasını yapamamış. Ve döner kapı sert bir şekilde burnuna çarpmış. Ananı... Ben sadece muayene etmek istemiştim. Hayır. Çok kan kaybediyorsunuz. Bakın izin verirseniz. Ananın! Dokunmayın. Yaklaşmayın bana. Adını söyleyemediğim 3+ hastalık yüzünden. Tamer Bey. Ana! Sözümü kesme. Dokunmayın. Yaklaşmayın bana. Adını söyleyemediğim 3+ hastalık yüzünden bir dokununca istemeden küfür ediyor. Konuşurken de sözüm kesilirse baştan başlamak zorunda kalıyorum. Ne oldu? Dokunamadığımız bir hastamız var. Niye? Hastanın Tourette sendromu var. Merhaba. Öncelikle şu tamponu sıkı sıkı burnunuza bastırın. Ananı... Çok özür dilerim ya. Biri bana dokununca küfür etmeden duramıyorum işte. Önemli değil. İlaçlarınızı alıyor musunuz? Aslında çalışırken pek kullanmıyorum. Niye ki? Ne iş yapıyorsun? Bateristim. Size tuhaf gelecek belki ama bu hastalık beni doğaçlamalarıyla ünlü bir caz bateristi yaptı. Bu yüzden de ilaçlarımı çok kullanmıyorum yani. O aptal ilaçlar dengemi bozuyor. Düşünebiliyor musunuz? Döner kapının ortasında durup kaldım. Zamanlamayı ayarlayamadım. Koca kapı geldi, güp, burnuma. Aslında dediğim gibi, ilaçları sürekli almıyorum ama... Bu aralar çok güzel bir kız çalıştı, bana her gün beni dinlemeye geliyor. Bugün de onunla buluşacaktık. Aşk insana neler yaptırıyor bir bilseniz. Hastaya hemen kraniyel BT yaptırın. Bence Ela'ya yaklaşmaman çok isabetli olmuş. Yoksa Levent Bey sana öyle şeyler yapar ki döner kapının çarpmasını tercih edersin. Bence bu hastanın tiklerinden çok daha önemli bir problemi var. Haklısın. Ben hemen Levent Bey'i çağırayım. Tahmin ettiğimiz gibi. Kraniyel bir tümör bu. Tiklerin nedeni bu tümör mü? Evet. Şimdi ne yapacağız? Hastayı odasına alın. Ameliyat için karar vermesi gereken o. Kimse sana dokunamadığına göre kadınlarla gerçekten zorlanıyorsundur. Aslında evet. Ama kadınlar da dokunmak için çıldırmıyor doğrusu. En azından sahneden ilice. Nasıl yani? Sahnedeyken kadınlar bana büyülenmiş gibi bakıyorlar. Ele belli davulu başında bir görseniz... Tabii sahneden ilice bütün büyü bozuluyor. Benle birkaç dakika geçirmeleri yeterli. O yüzden çok bir şey kaybettiğim söylenemez yani. Beyninizde kraniyel tümör var. Tourette sendromuna da bu tümörün sebep olduğunu söyleyebilirim. Peki bu tümör tehlikeli mi? Hayır. Ama ameliyatla tümörü alıp hastalığınıza son verebilirim. Ameliyat olmak istemiyorum. Yani tiklerinizle yaşamaya devam edeceksiniz. Bakın. Varsayalım adını söyleyemediğim o 3+ hastalığı yok ettiniz. Geriye ne kalacak? Görmüyor musunuz? Ben o hastalıktan oluşuyorum. Peki hayat kalitenizi yükseltmek istemez misiniz? Bakın bu hastalık çılgınca bir şeydir. Siz normaller özgürsünüz. Doğal bir dengeye sahipsiniz. Oysa bizler ciddiyetsiz olmaya mecburuz. Şikayetin var mı? Evet var. Ama bu hastalık beni eğitti.
Çaldığı barda beni izlemenizi isterim. Birkaç ay sonra albümü piyasaya çıkacak. Bu sene Caz Festivali'nde hayranı olduğum sanatçı ile birlikte çalacağım. Müzik benim sahip olduğum en değerli şey. Eğer hastalığımı iyileştirirseniz onu benden almış olacaksınız. İyi de aşık olduğun kadına dokunmamayı nasıl tercih edeceksin? O verdiğiniz aptal ilacı çalışmadığım zamanlarda için döner kapılarda kendime daha çok dikkat edeceğim. Ama sahneye çıktığımda dolacağını hesaplamayan, enerjik ve ilham dolu Tamer olarak kalacağım. He. Nietzsche ile de aynı fikirdeyim. Hastalıklar olmadan yaşayabilir miyiz?